Batı'daki böyle işte elinde kılıç olan, kalkanı olan şövalyeden biraz farklı sanki. Yani siz tapınak şövalyeleri derken herhalde böyle savaşan bir şövalyeden bahsetmiyor gibisiniz. Hayır. O Onun bir tanımını yapalım. tabii. Rothschild'lerle Rockefeller'lar denildiği zaman tapınak şövalyeleri Tıpkı bu dediniz. şuna Ben benzer. kesmedim orada. Mesela orada neyi anlamaya Bu şuna benzer. çalışmalıyız? Çok basit bir örnek veririm. A siyasi partisinin bir genel başkanı ve Evet. genel idare kurulu vardır. Evet. Bir de sahada olanları vardır. Tapınak şövalyelerini böyle düşünün. Anladım. Yani biz tapınak şövalyesi dediğiniz o yapıyı bazen kravatlı, bazen Tabii. şortlu falan mı görüyoruz? Birincisi sır, ikincisi gizlilik, üçüncüsü kurtarıcı mitosu, Mesih. Bu temel üzerinde. Bu temel üzerinden Evet. insanları devşirirler. Ben bu temelin o kuru kafa ve kemikler merkezine, bu yapının kontrol ettiği bir Yale Üniversitesi'ndedir. Son ritüel odası hariç oraya kadar girdim. Öyle Tabii o son ritüel odasına sokmazlar zaten. mi? Zaten girerseniz tapınak Tabii. şövalyesi oluyorsunuz. Evet. Yani Şimdi orada. peki o zaman o soruyu soralım artık. Sorun tabii. Tapınak şövalyeleri Diyarbakır'da bir ayin mi yaptı? Ya da daha da açık sorayım. Rothschild ailesinin bazı üyeleri bir Diyarbakır ziyaretinde bulundular. Evet. Zerzavan Kalesi'ne Evet. gittiler. Oranın bir anlamı mı var? Bir mistik bir anlamı Tabii. mı var? Nedir o anlam? Ve orada ne Şimdi işleri vardı? bu adamlar, şimdi bak burası Burası, evet. biliyorsunuz. Sembollerle mesaj verirler. Ne demiştik programımızın başında? Kabala, Osiris, Isis, Horus mitosundan, yani Hermetizm'den, Yunan felsefesi Pisagor panteizmden, Hint mistisizmi İran mitrasından, Zerdüştlükten beslenen bir yapı. Bu yapının sembol yerleri var. Bu Diyarbakır'ımıza yakın olan. Bu kaledeki burada da yakınlarda bizim şeyimiz TÜBİTAK bir gözlemle ilgili niye burayı seçti bilmiyorum da tabii. Gökyüzü güzel görünüyordur Evet, hocam. gökyüzü güzel görünüyordur. Siz de Orada fazla bir kurcalamayın orasını. tabii toplantı yaptı. Yani Evet. kasıt aradığım yok. Yani Evet. orada bir toplantı yaptı. Şimdi mesaj verirler. Bakın burası bize ait. Buraya dikkat derler. Neticede UNESCO üzerinden bu tür pek çok varlık koruma altına alınmıştır. Çok ustaca yaparlar bu işi. Burası da aynı Burak koruma şekilde mi? altında mı değil mi tam bilemiyorum. Yani peki o ziyaretle yani şey mi diyorlar yani burası hani bizim önem verdiğimiz bir yer. Belki Bak şöyle dikkat edin mi diyorlar? zikredebilirsiniz, anlayabiliriz. Yani nasıl ki biz Müslümanlar için yani Kabe'mizi ziyaret, Hazreti Peygamber'in mezarını ziyaret bir hac farizesi için olmazsa olmazımız ise şimdi bu adamların da belki tam benzetmek doğru olmayabilir ama yani şimdi baktığımızda Kendi kutsal ziyaretleri tabii mi o oluyor? adamların inançları açısından nedir bir Hristiyan için bizim Anadolu'muzdaki 7 İnayet Dönemi Kilisesi Ege bölgesindeki efendim Meryem Ana Evi olduğu Evet. yerleri Evet. iddia ettikleri yer efendim Pavlus'un yaşadığı Tarsus'taki yerler efendim Noel Baba dedikleri efendim bu buraları bu adamlar haç merkezi olarak görüyorlar. Bu kabalist inanca sahip olanlar için de çünkü bunların direkt güneşle efendim inançlarında güneşin, tanrının, yıldızların önemli Lucifer biliyorsun ışık. Bunların önemli fonksiyonları var. Onun için burayı bir sembolik olarak hacı olmak için ziyaret etmiş olabilirler. Tabii bizimki Ama işte tahmin. şimdi onlar gelince de tabii şimdi yani Rothschild ailesi geliyor Diyarbakır'a üstüne bir sürü şey konuşuluyor haliyle. Tabii yani Nasıl şimdi gelir, neden gelir, ne işi Türkiye'ye vardı? Amerika Birleşik Sosyal Devletleri medyanın Başkanı konusu oldu. Biden'ın gelmesi mi önemli, daha önemli? Rothschild'ler mi? Rothschild'lerin gelmesi daha önemli. Rothschild'lerin gelmesi. Tabii. 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 Çok ilginç bir şey Tabii. ya. Yani mesela Türkiye'de satılan bir Kore firmasının şeyi vardır. Ünlü bir telefonu vardır. Efendim yine Çinli bir ünlü
telefon markası vardır. İnsanlar baktığımızda bu Çinlilerin derler. Çin başında bir general var. Evet. İşte takas edildi. Kanada'da biliyorsunuz 2020'de tutuklanmıştı. Huawei, ağzından kaçırdım artık. Huawei'nin şeyi kızı tutuklanmıştı. Kaçırmaya dediniz iyi olur. Evet. Tutuklanmıştı. Sonra işte onlar da tuttular bir Kanadalıyı casus diye tutukladılar. Evet. Bu işler böyledir. Al gülüm ver gülüm. Sonra Huawei'nin patronunun kızını bıraktılar. Onlar da onu bıraktılar gittiler. Şimdi burada baktığımızda görünen yapı ile arkadaki sermaye gücü farklıdır. Bunlar Rothschild ailesinin sermaye finanse ettiği kurumlardır. Onlar da mı? Tabii. Ülke değişiyor. Fark etmez. Firma değişiyor. Bakınız. Alan değişiyor ama tepedeki isim değişmiyor bir türlü. Tıpkı inançta olduğu gibi nedir? Kabala'nın tabii bir her ne kadar vaat edilmiş topraklar bu Kabala'nın altındadır. Burası o kabalist inancın bizim Türkiye'de muhafazakar kesim her şeyin altında bir bütün Yahudilere yüklemek gibi bir hataya da düşüyorlar. Hayır. Bu adamlar İsrail'e yüklemek gibi. Bu adamlar için İsrail önemli değil. Bu adamlar İsrail'in de üzerinde düşünüyorlar. Bu anlamda baktığımızda bu adamlar için vatan kavramı yok. Dünya ve dünya Amerika bu anlamda kurulurken yani kurucu babalar Mayflower gemisiyle gelip Birleşik Devletleri kuran o ailelerden 101 aileden 14 başkan çıktı 101 kişiden. Yani 101 kişilik bir aile bunlar. 14 başkan sadece başkan çıktı. Bu insanlar ki o kurucu babaların temel düsturuşudur. Tepedeki ev, tepedeki ışık ondan sonra belirlenmiş kader, manifest destiny. Manifest destiny belirlenmiş kaderin sınırları bütün dünyadır. Bu adamlar için de bütün sınırlar yani bir ülke sınırı yok. Ülkeler bu adamların bütün dünyadır. Peki bunların desteği olmadan hani zengin olunamıyor ya. Gitsek desek ki ya ey Rothschild ben yani kabala olmayacağım. Ben Müslümanım. Yolumdan dönmem ama bana yardım et de ben de zengin olayım. Yardım etmez mi? Şöyle söyleyeyim. Mesela Yale Üniversitesi'ndeki kuru kafa ve kemikçiler kültüne daha önceleri şeyi Yahudi ve Hristiyan ailelerin çocuklarını ancak kabul ediyorlardı. Fakat son 20 yılda istisnai olarak Müslüman kökenliler de kabul etmeye başladılar. Onlar da değişiyor. Ha onları kullanmak için mi ne yani? Sonuçta yani bu adamlar oraya böyle, biat edeceksin. Ben şimdi soruyu sorarken yanlış anlaşılmasın öyle bir niyetim yok da şunun için soruyorum. Yani bunların bir amacı var. O amaca hizmet etmeyecek adam niye yanlarına tabii, yaklaştırsın? Yani Mustafa Bey yani en iyi şey içeriden devşirmedir. En iyi metot budur. Rahmetli Atilla İlhan aynen şöyle demişti. Beyoğlu'nda bir yeri vardı. Ben daha o zamanlar çaylak bir asistanım. Zaman zaman çok severim. Türk tarihinde yani bizim mesela Kemal Tahir favorimdir. Bütün romanlarını okusun gençlerimiz. Evet. Yani onun güzel bir kitabı vardır. Kurtlukta kanun düşeni yemek haktır. Der. Ondan sonra Kemal Tahir müthiş bir yani Türk edebiyatının en büyük romancılarından biridir. Atilla İlhan da rahmetli bir gün omuzuma elini koydu daha çay lazım. Bu insanların yanında ben Atilla İlhanların Fethi Gemihlioğlu'larının sofralarında yetiştim. Evet. Bu adamlar derya insanlardı. Bir gün rahmetli Atilla İlhan dedi ki hoca dedi bu ülkenin dedi Osmanlı'dan beri dedi %10 hain kontenjanı vardır dedi. Yalnız o kontenjanın sesi çok çıkıyor işte. Evet. O kontenjanın sesi çok çıkıyor. %90 gibi çıkıyor sesi. Şimdi bakınız bu ülkenin Mustafa Bey yeri gelmişken çok güzel bir konuya değindiniz. Bakınız bu ülkenin solcu sağcı, Alevi Sünni, Kürt Türk, laik anti laik diye bir meselesi yok Mustafa Bey.
Bu ülkenin kurucu unsur Müslüman Türkler ile Boğaz'da Kayseri'nin kavgası vardır. İsim vermeyeyim. Benim rahmetli dayım, rahmetli dayım cennet mekan olsun. Benim annem 9 erkek kardeşim bir kız kardeşiydi. Babam da biliyorsunuz milli güreşçi, şampiyon milli güreşçi, yağlı güreşçi. Baba rahmetli Demokrat Parti geleneğinden gelen, evet. Adalet Partisi geleneğinden devam eden bir insan. Rahmetli dayım da Cumhuriyet Halk Partili idi. Boyuna didişirler. Nasıl didişirlerdi? Sonra rahmetli Demirel'i, çok severim Demirel'i ben. Allah gani gani rahmet eylesin. Hı-hı. Türkiye'nin şu anda bir Demirel'e ihtiyacı var. Samimi söylüyorum. Hoş gören, kucaklayan, mine tekliği de, başörtülüğü de, toplumu böyle şapkasını sallayacak bir adama. Çünkü hı-hı, Türk toplumunun bir konsensusa, bir hoşgörüye ihtiyacı var. Hı-hı. Türk toplumunda siyaset bu hoşgörüyü kaybetti. İktidar ile muhalefet ile. Bunu net söylüyorum. Evet. Bunu iktidar da muhalefette yeniden ele almak durumunda. İşte burada rahmetli dayımla babam sabaha kadar biz Serik'te oturuyoruz. Dayım Manavgat'ta, Çolaklı'da. Bir gidiyoruz sabaha kadar. Rahmetli yengem, rahmetli anacığım bizdeyken onlar çay servisleri kış günü, efendim mısır patlatırlar, efendim patates pişirirler, neyse. Evet. İki enişte kayıncı, rahmetli Demirel iyi, Ecevit kötü. Ecevit iyi, Demirel kötü. Veyahut da dönüyorlar daha işte rahmetli Menderes iyi, rahmetli İnönü kötü. Veya rahmetli İnönü iyi, Menderes kötü. Bu. Sonra rahmetli Demirel'in keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Gün geldi, ben işletme fakültesini bitirdim. Politik ekonomi doktorası yaptım. Ve yaparken bir şeyi gördüm. Aslında Türkiye 1945'te bitti. Hı hı. Bize 1946 Amerikalı amcalar bir şey dayamışlar. Rahmetli İnönü uygulamaya başlamış. Sonra bunun rahmetli İnönü'yle çok iyi gitmeyeceği anlaşılmış. Rahmetli Menderes'in önü açılmış. Menderes de 1958'de aynı politikayı uygulamış. Tıpkı 2003'te olan ve devam ettiği gibi. Şu Johnson mektubundan mı bahsediyorsunuz siz? O Johnson mektubu ayrı bir şey. Yani o politika. O 1960'larda Johnson mektubu. Evet. Burada söylemek istediğim nokta şu. Orada bir şeyi gördüm. Antalya'da, isim vermeyeceğim. Birisi Adalet Partisi'nden, birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden, biri 4 dönem, biri 3 dönem milletvekilliği yapanlar. Anadan bir babadan ayrı kardeş. Ve aynı ailenin mensubu. Ama yıllarca benim rahmetli babam Adalet Partisi'nin davulunu çaldı. Rahmetli dayım da CHP'nin davulunu çaldı. Aslında özü bir değil mi? İlginç. Babam da 5 vakit namazlıydı. Dayım da 5 vakit namazlıydı. O da 5 vakit namazdı. Şimdi... Onun için bakın bu ülkenin, bir kez daha söylüyorum, sol, sağ, Alevi, Sünni, Kürttür. Benim ailemde, ben Yörük, Türkmen bir ailenin çocuğuyum. Benim ailemde Kürt asıllı gelin de var, damat da. Ne alırken aklımıza geldi, ne verirken aklımıza geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.